Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, paranın rotasında sizlerle birlikteyiz. Haftanın son gününde bugün 25 Ekim 2013. Evet, hala 2014 değil, 2013 Cuma ve Cuma günlerini çok seviyoruz. Cüneyt Baksoy her Perşembe buradaydı ama bugün bu Cuma burada. Dün ve evvelsi gün Ankara'daydın. Evet usta. Bütün bu bilgilendirme faaliyetlerin devam ediyor Cüneyt. Nasıl geçti Ankara yolculuğu? Valla gerçekten güzel geçti. Gayet güzel bir yolculuktu. Gereken şekilde sunumumuzu yaptık. Güzel de bir yolculukla geri döndük. Evet. Ankara'yı da her gidişimizde daha gelişmiş görüyoruz. Evet ya. Başşehir, hakikaten başşehrimiz İnanılmaz gelişiyor. İnanılmaz zenginleşmiş Ankara. Yani özellikle sadece şehrin içi değil, yan taraflara doğru bir gelişim var. Yani şehrin dışına doğru bir gelişim var. Çok modern iş alanları, yerleşim evet. merkezleri kuruluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet Cüneyt, şimdi her konuğuma aslında bu hafta çok ilginç geçti. Pazartesi günü Okan geldi. O dedi ki bence vallahi dedi piyasa çok erken bayram yapıyor Mart'ta falan. Hatta dedi Fed dedi kredibilitesini korumak için belki bir 5 milyar dolar dedi Aralık'ta bile azaltabilir dedi. Salı günü Kaan Sarıaydın geldi. Onunla bütün dünyayı şöyle bir hallaç pamuğu gibi attık. Bu borçlar, dünyadaki borçlar, borçlu ülkelerin bu halleri, bu kadar bastıkları para dünyaya ne getirecek? Onu biraz konuştuk. Çarşamba günü dün Perşembe'ydi, Üzeyir Doğan vardı. Çarşamba günü Mehmet Ali Yıldırım Türk vardı. Altını konuştu. Ve altında da o çok ilginç bir aralık verdi. Dedi ki 80 liraya gelirse oralardan alım yapıp 80 liranın altı veya kademeli ama mutlaka 90'ın üzerinde satın dedi. Bu dedi bu aralıkta dedi hareket edin. Öylelikle 100 lira 105 liradan alanlar maliyetlerini düşürsün dedi. Bugün de benim bugün gazetesindeki köşe yazım altın. Dün Üzeyir geldi, Üzeyir Doğan. Onunla da borsayı konuştuk. Borsa gider mi 85 bine yoksa ne olur diye. Ve dün öğleden sonra borsayı izleyebildiğim kadarıyla ben şey gördüm. Seans sonuna doğru bayağı bir satış geldi. Bankalara özellikle. Sonra Garanti Bankası'nın karı açıklandı. Geçen yıla göre artmış karı. Ama ivmede zayıflama var. Biraz beklentilerin altında kalmış diye bildirildi. Bir miktar düşüş var ama beklentilerin üzerinde bir kar getirir. Evet. Şimdi burada şimdi sana ne sorayım ve bütün bu çerçeveyi sen de bütün bu konuların hepsini konuşabiliriz. Yani haftayı toparlayıp bir dahaki haftaya evet toparlayalım diyorum. Bu arada sevgili seyirciler yeni bir programımızda yeni birkaç şey yapacağım. Dikkatimi çekiyor. Geçen bir mail aldım. İşte şunları dile getirmiyorsunuz, yatırımcı işte şu kağıdı aldı, şu kadar zarar etti, bu böyle oldu vesaire gibi mailler geliyor. Ve biz de istiyoruz ki onları da dile getirelim. Fakat ben gönderene mail atıyorum genellikle. Buyur programa gel diyorum ama gelmiyorlar. Şimdi taşın altına ellerini sokmuyorlar. Bu yüzden buraya çıkıp kendi tecrübesini anlatmak isteyen varsa, yani uzman olmasına göre en müthiş uzman dayak yemiş, damdan düşmüş uzmandır. Öyle değil mi? Damdan düşmüş uzman her zaman daha iyidir. paranirotası@gmail.com adresine mail atın. Kafanızdakileri söyleyin. Biz sizi programa alacağız. Ne söylemek istiyorsanız, hani kimseye hakaret içermeden vesaire, bu genel ilkelere bağlı olarak o gündeme getirmek istediklerini buyursunlar, gelsinler. Fırsat büyük verelim. Şans. Büyük evet, fırsat kendileri işte. Getirsinler. Bir de gençler var, böyle çok dinamik olanlar. Yani böyle ben işte acayip yatırımcıyım, şöyle kağıt buluyorum, böyle kağıt buluyorum. Onunla ilgili bir tane projem var, şimdi onu söylemeyeyim ama o gençlerden de çağıracağım. Yani kendini ispat etmek isteyen, göstermek isteyen gelecek burada kendi önerisini yapacak, gerekçelerini açıklayacak. Gelecek hafta gene gelecek.
Öbür hafta yine gelecek. Öbür hafta yine gelecek. Ama şöyle yapacağız. Böyle iki veya üç kişi, hani ben uzmanım, bakın bu işi biliyorum diyen üç kişi öneri yapacak Cüneyt. Sonrasında da bizim kameraman arkadaşlarımızdan birisini çağıracağım. Gel. Gelmeyeceğim. Çağıracağım. Gazeteden rastgele hisse seçtireceğim. Bakalım kim kimi yeniyor. Bu daha önce Amerika'da yapılmış bir şey biliyorsun. Bu maymuna dart attırma işi. Evet. Hakikaten beynimizle gerçekten burada para kazanmak mümkün mü? Yoksa sürekli izleyerek. Yoksa hakikaten bir stratejiyle mi para kazanmak mümkün? Bunu bir göstermek istiyorum. O yüzden kameraman arkadaşları da hazırlayacağız. Öyle objektif olacak. Mesela hiç borsa hakkında bilgisi olmaması gerekiyor. Nasıl? Vallahi üstadım çok büyük bir şans olarak görüyorum. İki açıdan. Birincisi, bunca senedir siz de bu konuda çok büyük önder oldunuz. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hepimiz zaten bu piyasaların yatırımcıları yönlendirme için. Adına. Evet. Bu yatırımcılar da muhakkak bir birikim yaptı ve ben de benle iletişim kuran çok kıymetli kardeşlerimin olduğunu görüyorum. Evet. Çok birikimli kardeşlerimin olduğunu görüyorum. Bunlara bu şansın verilmesi onlar için büyük bir fırsattır bence. Hem kendilerini gösterme, analizlerini paylaşma imkanı bulurlar. Hem de olayın ikinci kısmında da yorumculuğun biraz ne kadar da zor olduğunu birebir anlamış olurlar. Çünkü zaman zaman eleştiriler de geliyor yorumculara. Tabii. İnanın bu tarz ezberlerin bozulduğu, öngörülebilirliğin azaldığı, her ay yeniden güncellenen dünyada yorum yapmak da zor. En azından bu heyecanı da birebir tatmış olurlar. Çevrelerini anlatmış olurlar. Gelmiş şimdi. Bak şu arka ekrana şey yapabilirsek. Bizim bu dev ekranı biraz uzaktan alabilir miyiz Jimmy? Ha şu dev ekranda, tamam mı? İlgili arkadaşın, hani kendisine güvenen ve gerçekten ben bu işi biliyorum diyen arkadaşın önerdiği hisse senedinin önce grafiği, sonra bunun temel verilerini yansıtabiliriz. Korakor bunu da savunur. Evet, evet yansıtabiliriz. O savunmasını yapar. Gelecek haftada niye düştüğünü veya niye nasıl yükseldiğini açıklayabilir. Ama bunu sadece örnek olarak yapacağız. Bir de rastgele seçtiğimiz hisse niye yükselmiş, niye düşmüş. Bu şekilde bir... Ben çok başarılı arkadaşlarımızın geleceğini umuyorum. Ben de. Yani bu konuda kendisini ortaya çıkartmamış, aslında çok iyi tespitler yapan arkadaşlar var bu piyasada. Onlardan paranelotası@gmail.com adresine mail bekliyorum. Ayrıca kendi yaşadığı çok önemli bir olayı, yatırımcılara çok büyük bir katkı yapacağını düşündüğü ve yatırımcılara kendi tecrübesinin ciddi bir katkı yapacağını düşünen kimseler de kendi tecrübelerini gelip bizimle burada paylaşabilirler. Biz de sorularımızı sorarız, gelen soruları da aktarırız. Bu arada Abdurrahman Şahin'den bir mail gelmiş. Hocam Atilla Yeşil'e de gelir mi? Noktayı koyar sanırım diyor. Hani ben hafta başından bu yana yaptıklarımızı anlattım ya. Atilla Yeşil'e çağırıyorum ama Atilla Yeşil'e buraya getirmek bayağı zor. Ağır adam yani. Ağır ve yoğun bir kardeşimiz. Evet. Sevgilerimizi iletelim. Sağ olsun, beni hiçbir zaman kırmıyor çağırdığım zaman ama hakikaten sabah saat 4'te kalkıyor. Çok önemli, o da biliyorsun tüm çok fazla yabancı yatırımcı vesaire bilgi gönderiyor. O yüzden çok donanımlı. Çok da hani suistimal etmek istemiyorum arkadaşlığımızı. Hani sürekli o çünkü zor vakit yetiştirip gelmeye çalışıyor. Sağ ol. Bu arada Cüneyt sağ olsun hakikaten beni kırmadı. Her perşembe, bu hafta cuma ama her perşembe ben de seni zevkle ağırlıyorum. Zeki Uyurum diyor ki internet yayın sorunu var diyor, programı izleyemiyoruz diyor. Evet Zeki Bey, fakat o bizden kaynaklanan bir sorun değil ama bu konuyu biz ilettik teknik birime. Dileriz kısa sürede çözülür. Evet Cüneyt, şimdi gelelim abi şu önce bir borsaya bakalım. Çünkü dün borsada seans sonuna doğru bir miktar satış vardı ve nasıl bir seyir oldu? İsterseniz grafiği verelim arkadaşlar. Bu grafiği de şöyle, bu 5 dakikalık grafikler. Endeks 79.500 civarında böyle dalgalanırken tam şu saatlerde, yani 16.35 civarı
Ve şeyde de Amerika'da da açılış yukarı yönlü oldu. Yani pek de fena değildi Amerika'daki açılış. Buradan 79.300'den 78.800'e kadar yaklaşık bir 500 puanlık çok sert 5 dakikada 20-25 milyon lotluk hacimlerle bir gerileme oldu. Sonra seans sonuna doğru yeniden bu gerilemeler gerçekleşti. Ve şeye baktığımızda şöyle bir hani biz bayram sonrası açıldığımız yer 77.850 direkt boşluk bıraktığımız yer. Birincisi sence bu boşluk dolar mı? Bu hafta cuma günü bugün dolacak zannetmiyorum. Yani bugün 77.500 en fazla dip olur diye düşünüyorum ama sence bu boşluk dolar mı bugün veya önümüzdeki hafta mı dolar, yoksa endeks 80.000, 82.000, 85.000'e gider de sonra gelir mi dolar? O konuda ne düşünüyorsun? Net olarak önümüzdeki hafta çok kritik. FED kararının açıklanacağı hafta. Evet. Ve eğer FED hakikaten beklentiler dahilinde pas geçecekse ki genel kanı öyle. Benim kendi beklentim de öyle. Evet. En azından Ekim'i de pas geçeceği, bu işi sene sonuna öteleyeceği. Öyle bir durumda gelişmekte olan piyasalarda başlayan ve gelişmiş piyasalarda içine alan, ki bugün artık İtalya, İspanya borsaları dahi en düşüklerinden yukarı doğru prim içindeler. Evet. En yükseklerine uzak olsalar da DAX, S&P gibi öncü borsalar rekor kırıyor. Bu ortam değişmedikçe ben aşağı boşluğun bugün zaten kırılmasını beklemiyorum ama önümüzdeki pazartesi, salı maksimum dolma ihtimali var. Bu iki gün üzerinde 78.000-78.500 bandı üzerinde tutunabilirse, ki ben bu, açıkçası bunu daha olası görüyorum. Yukarı hareketin 79.500'lerin kırılmasıyla, ki son iki haftanın en yükseği olarak etiketlendi. Hı hı. O Eylül'de bir 80.500 gördük, hatırlarsınız üstadım. Evet, evet. Oradan bir geldik 73.000'lerden destek aldık, bu tepkiyi başlattık. 79.500'lerinde kapanış yaptığımız andan itibaren 80.500'lere doğru bir hareket ve oranın da geçilmesiyle 82.500 ve 84-86.000 bandı, yani o 85.000 boşluğunu dolduracak hareketin daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Ama olası bir satış durumunda o boşluğun dolmasıyla beraber yukarı tekrar 78.500'e kendimizi atabiliyorsak, ki o çok önemli bölge, 93.000, 63.000, 30.000 puan, %50 düzeltmesi, 15.000 puan koyduğunuz zaman 78.000, 78.500 bölgesinin ne kadar önemli bir bölge olduğunu gösteriyor. Oranın üzerinde kaldıkça endeksin bence 80.500, 82.500 ve 86.000 hedefleri masada kalacaktır. Ancak aşağı yönlü hareketlerde o boşluk doldu. Boşluk dolması da yetinilmedi. Aşağıda o zaman benim için çok kritik bölge 76-77.000 bandı. Bu son 3 haftanın kapanışıydı bu haftaya gelmeden, doğru, önce. O bölge kırılmadıkça da yukarı tepkinin bitmeyeceğini, ama o bölgenin de stop loss olarak kullanılması gerektiğini, yani 76'nın altında bir kapanış olursa stop yapmak ben lazım. Piyasadan çıkarım ve tekrar o bandın üzerine geçmesini beklerim ya, kendi adıma. Şöyle bir durum ama var. Hedeflerimiz yukarıda 80 ve üzeri hala. Yani şöyle bir durum var. Şimdi ben kiminle konuşsam, hangi teknik olarak bakan insanla konuşsam 76.000'i stop olarak vermiş durumda. Yani işte bakıyorum, işte üzerinde yazdığı yazıda bugün aynı şeyi söylüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ondan sonra Nuri de aynı şeyi söylüyor vesaire. Baktığın zaman hepimiz 76.000 altında bir kapanış olursa stop yapmak lazım diyoruz ama garip olan şey şu. Herkes burada stop yapmayı düşünüyorsa ayı tuzağı olasılığı çok yükseliyor. İhlal olarak. Evet, yani 76'nın altına gelir. Bir kapanış yapar, sonra tekrar 76'ın üzerine döner. Ben gene pozisyona girerim. Sadece maliyet kaybım olur. O da 500 puan. Ama ben bu riski almam. Çünkü orası hakikaten tüm uzmanların üzerinde konsensus yaptı. Önemli bir bölge. Evet. Şimdi bu bölgenin altında kapanışın ihlal olup olmadığını anlamak için, siz de çok iyi bilirsiniz üstadım, tahammülen iki kapanış, hatta artık günümüzde üç kapanışı baz alıyoruz. Aşağıda bir 74.500-75.000'lere çarpıp tekrar kendini 76.000 üzerine atabilir ama ben net fikrimi söyleyeyim. Aşağıda 76.000'lere kadar iniyorsak zaten hareket yara almış demektir. Yani biz o desteği sınıyorsak, çıkıyorsak şimdi çıkacağız. Ekim, 30-31 Ekim FED toplantısından pas sonucu çıkar.
ve devamında yurt dışı piyasalara bu kar satışı, beklentiler gerçekleşti, kar satışı geldi modunda bir iletişim gelmezse, Avrupa'dan bir haber gelmez. FED tutanaklarına doğru beklentiler şahin bir yaklaşım içermezse artık bizim rahatlıkla 79.500 üzerinde 80.500, 82.500 ve maksimum 86.000'leri görmemiz gerekir. Görmüyorsak o zaman düşünmemiz gerekir. Evet. Yani aşağıda destek aramak tan ziyade biz niye böylesi pozitif bir ortamda yukarıda 80.000'lerin üzerine yerleşemedik diye o zaman düşünmemiz gerekir. Çünkü normal şartlarda Hindistan borsasının bile tüm zamanların en yükseğine yakın seyrettiği, ki kırılganlığı bizim ekonomiden daha yüksek şu durumda. Böyle bir ortamda BIST'in normal olarak 80.000 üzerine denemesi şarttır. Denemiyorsa o zaman hakikaten teknik anlamda yukarı hareketlerin satış fırsatı olarak kullanıldığını mı düşünüyor olmamız gerekir. Ama ben son iki aylık yabancı girişine bakıyorum. Grafiklerdeki momentum'a bakıyorum. Bunları sindirme ve soluklanma olarak görüyorum. FED kararı öncesi ve sonrasında realize olmasıyla birlikte ben 80 bin üzeri 86 bin lira hareketi hala olası görüyorum. 76 bin lira ulaşmayacaktır. Gelen satışlar ulaşıyorsa, zaten o destek sınanmaya başlıyorsa, hepimizin konsensüs olduğu yer, ihlal olup olmadığına bakmamız da zor olabilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi evet, burada benim özellikle vurgulamaya çalıştığım şey, bak bu grafiğe bir bakalım. Bu grafikte bak, şu 64 binden başlayan trend var ya. Ciddi, evet. Bu trendin kırılma noktası 77 bin. Normalde. 76-77 bin bandı dememizdeki maksat, evet, doğası. Şimdi 76 bin de şurası. Evet. Yani orayı çizelim. 76 bini. Yani 76 bin dediğimiz yer burası. 3 hafta bir kapanış yaptığımız bölge, evet. Evet. Hatta yani, boşluk yani şu, oradan bıraktık. Yani şu seviyenin altında hakikaten bir kapanış olursa gerçekten bayağı bir aşağı gideriz ama... Burada ikili de dip var ya, 73.750. Evet. Hani 76.000'den sonra gelip 73.000-74.000'e vurup tekrar dönme olasılığı nedir? Bu 60 dakikalık grafik. Tamamıyla o anki yurt dışı konjonktüre bağlı. Bir de günlüğe bakalım. Yani günlükte bu işe bakalım bir. Şimdi günlükte baktığımızda yani şu trend üzerinde gidiyoruz. Kesinlikle. Şu seviye şeyden sonraki, bayram sonrası seviye. Ve bayram sonrasında da bayram öncesine göre... Hacimde de bir miktar artış var. Şu seviye direnç seviyemiz. Yani 80.500 tam anlamıyla şu iki defa, üç defa test eden. Mesela düştükten sonra, hani bu boşluk bırakarak düştükten geldik, sonra evet, zorladığı ama kıramadığı yer. Tekrar zorladığı, kıramadığı yer. Burada tekrar zorladığı, kıramadığı yer. Ve burayı bir daha test ediyoruz. Yani burayı dördüncü defa test ediyoruz. Hani dördüncü defa artık test ediliyorsa bir şey, o zaman... Kırma olasılığı çok yükseliyor. Çok yüksek. Evet, çok yükseliyor. Onun için zaten bizim beklentimiz de bu yönde. Evet. O zaman şöyle, bugün kıramıyorsak mi? O zaman düşünmemiz lazım zaten. Ben şimdi bugün aslında bugün dış piyasalar çok kötü. Bugün derken yani bu birkaç gün içerisinde. Anladım. Bu hareket. Dış piyasalar çok kötü şu anda. Yani Çin, ama orada karlar çok kötü gelmiş. 1.30 civarında Çin bir düşük. Bir de Çin Merkez Bankası likidite vermiyor 2 gündür. Evet. Üstü Çin 1.39 aşağıda. Nikkei %3'e yakın düşmüş. Orada 2. bir balon ihtimaline karşı Çin hükümetinin aldığı Merkez Bankası nezdinde önlemler var. Onu orada fonlama var. Yapmıyor son şu an. Son PMI iyi gelmesine rağmen oradaki o Merkez Bankası'nın tutumu yüzünden Çin'de evet, bir baskı var. Çin şu an fonlama yapmıyor, evet. Merkez Bankası. Faizler yükseldi orada. O Çin'i çok fazla düşürüyor. O bizi çok etkilemez. Artı karlar da iyi Çin'e gelmedi. Özel bir şey. Artı bir de Çin'de bankaların durumu da iyi değil. Yani geri dönmeyen krediler 3 katına çıkmış bir yıl içerisinde. Japonya'da enflasyon beklendiği gibi geldi. Yani iyi bir enflasyon geldi. Ki parasal genişlemeye karşılık. Evet, bu parasal, onlar da zaten istediği bir şeydi. Bakıyorum Hindistan artı da, Hong Kong'da çok hafif bir gerileme var. Şu an bizde de borsa şeye bakalım. BIST 30 vadeli işlem sözleşmelerine bugünkü açılış itibariyle evet. Bakıyorum şöyle saat 9 itibariyle düne göre dün 96.250 seviyesinden verelim arkadaşlar grafiği. Dün 95.850'den pardon 96.125'ten kapanmış. Bugün ise 95.850, yani neredeyse hemen hemen aynı seviyede açılmış. Yani bizde çok fazla bir düşüş yok şu an.
Dünkü satış baskısı nedeniyle bak şimdi VOP'ta şuraya gelmişiz. Hani VOP'ta şurası boşluk zaten. Evet. Yani şu seviyeyi gördük. VOP'ta şu desteklere gelmiş durumdayız. Bu bence kısa vadeli bir miktar aşağı hareketi getirecek. Yani bir miktar sindirme ve soluklanma. 77.578.000 aralığına gidebiliriz. Ama ben oradan sonrasını yani oraları bir satış yeri değil de bir miktar alım için fırsat olarak aynı diyorum. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani evet. 76.000'i görmeden bu hareketin yukarı yönlü devamını öngörüyorum açıkçası kendi evet. adıma. Zaten bu hareket gelmiyorsa düşünmek lazım. VOP'ta gözümüz de... S&P 500 endeksinde olsun. Tüm zamanların rekorunu kırarak yükselmeye devam ediyor. S&P 500 endeksi üstadım bence 1700-1730 bandı altına yani 1700 diyelim altına inmedikçe bizde bozulma olmaz, dünyada bozulma olmaz. Artık 1700 çok kritik bir yer oldu S&P 500 endeksinde. Evet. Yani mevcut konjonktürde Fed'in de pas geçeceğini varsayarsak ABD 10 yıllıklara bakıyoruz 2.50'ler istenen bir seviye. Evet. Pariteye bakıyoruz 1.38. Şu an 2.50-70 evet. Yani pariteye bakıyoruz euro dolar paritesi 1.38 yani dolarizasyon riski şu an mevcut değil. Altına bakıyoruz Fed etkisiyle 1.350 gibi önemli bir direnci. Şu an 1.342 dolarda altın yükseliyor. Yani böyle bir ortamda BIST'in de yukarı yönlü hareketin devam ettirmesi şart. Bilanço peki dolara ne diyorsun? Yani dolar çok şey. Dolar çok fazla katım. Yani dolar bir türlü tüm dünyada şey yapmıyor. Hani tüm dünyada dolar düşüyor diğer paralara karşı. Bizde 1.98'in altına geri dönüyor yukarı. Türkiye'de son iyileşecek olan grafik dolar TL grafiği olacaktır üstadım bence. Hı hı. Faizde bile 7-7.5 bandı içine doğru bir hareket oluşmaya başladı. Biz de yukarı yönde ama dolar TL'deki bu direncin farklı dinamikleri var. Hı hı. Çünkü 1.96-50-1.97 aşağı yönlü kırılırsa 1.90-95 bandına sert evet. bir hareket oluşacak. Bu kadar evet. birikimden sonra en son pozitif tepki orası verecektir. Ama ben şunu da ekleyeyim 1.98-50 ve 2 çok kritik iki seviye dolar TL'de buraların üzerine bir hareket başlarsa hem faiz gösterge takvimdeki faiz için hem de BIST için bir miktar dikkatli olmak lazım. O zaman dünyada dolar lehine bir gelişim oluyor demektir FED sonrası. Evet. Bu tutanak dolarla olabilir ya da FED başkan açıklamaları ya da ABD verileriyle olabilir. O anlamda da dikkat etmek lazım ama 1.98.50 ve 2 altında kaldıkça ben 1.96.50'nin kırılmasıyla aşağıda 1.90-95 bandına sert bir hareket bekliyorum. Evet. Bak Cüneyt bununla ilgili sorular da geliyor. Şimdi diyor ki Mehmet Ergin diyor ki hocam hep kapanış yapması lazım diyorsunuz ama söylediğiniz dirençlerde zaten bakıyorsunuz ki aynı gün geçmiş daha da üstüne çıkmış. O zaman nasıl alınır diyor. Şöyle ki hani piyasayı izleyenler için söylüyoruz. Yani kapanış yapıp yapmayacağı anlaşılır normal şartlarda ve güçlü mü kapanış yaptığı veya yapmadığı da anlaşılabilir. Ama bu hani illaki tam 76.000 sınırını yani 76.000'in seans içerisinde 500 puan altına düşer. 76.000 üzerinde kapatır. Yani bu da bu işin cilvesi. Yani teknik teknik analiz sadece seviye bazlı yapılmaz. Sizin de bildiğiniz gibi üstadım. Muhakkak izleyicilerimizin ya profesyonel yardım alması lazım ya da teknik analizde kendilerini geliştirmeleri lazım. Kullanacakları temel baz alacakları indikatör destekleri lazım. Evet. Sadece seviyeye bakarken belli bantlarla değil Fibonacci düzeltme seviyeleri, kanal destek dirençleri, yatay destek dirençler, ağırlıklı ortalamalar bunların birbirleriyle ilişkileri. Evet. Bunların birbirini ne yönde kestikleri bütün bunların toplamında bir karar verirler. Evet. Buna ulaşmak için bence çalışmaları lazım devamlı. Evet. Bu anlamda sıkıntı çekiyorlarsa da profesyonel destek almalarında fayda görüyoruz. Hep de söylüyoruz evet. zaten. Şimdi demin konuştuk ya hani bu insanlar tecrübelerini aktarsınlar vesaire. İsmail Şensoy diyor ki dün diyor 24 Ekim 2013 seans açılır açılmaz Aksigorta'da deli gibi satışlar yapıldı. İkinci seansta kapa vergi cezası açıklaması düştü. Bunun adı insider değil mi? Niye bu tür artık ben çapulcu diyor, değinilmiyor, müdahale edilmiyor, incelenmiyor. Söz konusu hisse ülkenin en saygın şirketlerinin hissesi. Şimdi bir konuyu ayıralım. Bir şirketin hissesi çok sert düşüyor veya yükseliyorsa, o şirketin sahiplerinin onda bir vebali olmayabilir. Yani kendi hisseleriyle oynayan şirket sahipleri çok, onu söyleyebilirim ama...
Bu tarz grupların, bu tarz hisselerin. Yok, yani bir Akbank, yani bir Sabancı grubunda bir oradaki genel müdür vesaire şeyin onu yapması veya kendi hisseleriyle oynaması zaten mümkün değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olduğunu asla düşünmüyorum ama şimdi İsmail Şensoy çok haklı. Şimdi ceza kapa bildirilmeden önce deli gibi satış geliyor. O zaman bir şekilde bu sızıyor. Bu SPK'nın radarına girer zaten bir şekilde. Evet. En azından alım satım yapanları incelemeye alır. Biz buradan şimdi duyuralım. Hakikaten burada insider var mı yok mu diye incelenmesi lazım bunun. Ve normalde bu tür durumlarda mesela izleyici zannediyor ki eğer ben Yaşar Erdinç'e mail atarsam, televizyonda okursa veya yazısında söylerse veya köşesinde yazarsa o zaman ilgilenilir zannediyor. Aslında öyle değil. Yatırımcının direkt kendi yapılması gereken var. Bu mailin hemen SPK'ya gitmesi lazım. Yatırımcının kendi bireysel hakkı var. Tabii kendi bireysel hakkı var. Ve mutlaka bu mail bize gönderildiği şekilde aynı şekilde SPK'ya da gönderilmesi yatırımcı lazım. Bunu firmaya da sorabilir. Yatırımcı genel ilişkileri, katılıp sorabilir. Evet, yatırımcı ilişkileri bölümüne gidebilir. Ortak neticede. Sonuçta ortak dediğin gibi. Ve bunu da sorabilir. Şimdi sonuç çıkıp çıkmaması ayrı bir konu. Tabii. Ama yani şöyle diyelim. Hani adam demiş ya. Milli piyango bileti, Allah'ım bana piyangodan en büyük ikramiyeyi çıkart. Ama almıyorsun. Ama bilet almıyormuş. Şimdi burada da aynı şekilde. Şimdi bu izleyicimiz eğer Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmemişse veya bizim programı herkes izliyor değil yani. Bu sonuçta bir suç duyurusunda bulunacak halimiz de yok. Çünkü olayı bilmiyorum ben. Belki de öyle ben bir şey yok yani. Duydum, evet, evet ben de. Yani sonuçta bunun belgelenmesi vesaire yapılması lazım. O görevini yerine getirdikten sonra mesela şöyle bir maili beklerdim. Ben şunu gördüm. Bu konuyu dün SPK'ya şu daireye bildirdim. Gönderdiğim mail şudur. Yatırımcıların da benim gibi yapmalarını öneriyorum. Cevap alır almaz. Ha ben kişisel bilgilendirmeyle ilgili. Ama şunu da takdir ederim ki üstadım. SPK'ya haklı ya da haksız gerekçelerle birçok başvuruda bulunuyor. Yani SPK'nın kendi oluşturduğu bir radar var. Her şey belki mükemmel değil ama mükemmele gitme çabası var en azından. Evet. SPK muhakkak radarına girmişse ve gelen uyarı maili ya da şikayet maili ciddi bir takım şeyleri içeriyorsa bunu muhakkak kale alıyor ve inceliyor. Ve sonucunda eğer bir haklı gerekçe görmüyorsa uygulamaya gitmiyor. Ama haklı olduğu noktada da gerekli cezai uygulamaları da yapıyor. SPK'nın bu konuda yükü ağır. Yani evet. Çok da şey yapmamak lazım ama çok iyi bir noktaya değindiniz. Her birimiz hisse senedi aldığında bir kağıt almıyoruz. Bir şirkete ortak oluyoruz. O şirket hisse senedini tuttuğumuz sürece boyunca da o şirketin bir normal ortağıyız. Şirketi arayabiliriz, genel kuruluna katılabiliriz, bilgi alabiliriz, gerektiğinde SPK'ya başvurabiliriz, borsaya başvurabiliriz. Çok yakında göreceksin yani. Biz şirketi öyle bir arıyoruz ki. Yani. Kaç tane, 2-3 tane şirketle bayağı ciddi anlamda telefonda bilgi alamadığımız için neredeyse kavga durumuna geldik. İşte bunu esas açmak. Ama bu raporlar lazım. Yayınlanacak. Yani bunlar yayınlanacak. Niye? Çünkü vermiyor bilgi yatırımcı. Bir şirket düşün. Amerika'da da var bu şirket. Türkiye'de de var. Yalnız Turkcell değil, onu söyleyeyim. Yani buradaki şirket Amerika'da açık değil. Bu çok uluslu bir şirket. Ya girdik faaliyet raporunda. Bir tane bilgi yok. Sektör nereye gidiyor? Yok. Şu ne yapıyor? Kendileri ne yapıyor? O da yok. Ne bekliyorlar? Vizyonları ne? Bu da yok. Tamam mı? Gerekli departmanları mı yok? Acaba? Sorduk. Sizin pazar payınız nedir? Ticari sırdır veremeyiz. Ya pazar payı ne zaman ticari sır oldu? Ondan sonra girdim Amerika'ya. Amerika'da aynı şirketin faaliyet raporunu çıkarttım. Bizdeki faaliyet raporu 13 sayfa. Oradaki faaliyet raporu 288 sayfa. Ve management oturmuş tartışma yapmış. Biz bu sektörde nereye gidiyoruz? Sektör nereye gidiyor? Onu vermese ben, satamaz ki Amerika'da üstadım. Yatar, ya evet. O zaman burası muz cumhuriyeti mi kardeşim? Yani o zaman o faaliyet raporunda her şeyin açıklanması lazım. Yani öyle. Şimdi girdim Sermaye Piyasası Kurulu'nun o konudaki yönetmeliğini çıkarttım. Faaliyet raporlarından belki sadece 25-30 tane şirket bu kriterleri yerine getiriyor. Ama biz de raporlarımızda yazıyoruz. Faaliyet raporunda bu bilgi yok. Şu yok, şu yok. Yani SPK'nın olmasını istediği bilgi yok. Biz de bunu SPK'ya duyuruyoruz. Diyoruz ki böyle
bir rapor hazırladık bu şirketle ilgili. Şu 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 konularda sizin dediğinizi yapmamışlar. Ne yapabilirim ki başka? Şirkete düşünebiliyor musun ya? Pazar payını vermiyor adam. Bir de soru var. Şimdi sen demin şey dedin ya, profesyonellerden de yardım alsınlar. Abdurrahman Şahin de diyor ki, profesyonellerden de yardım aldık diyor. Ama bizi batırdılar diyor. Hepsi değil ama diyor. Yani herkes tabii ki şey olamaz. Ama profesyoneller de hikaye bence diyor. Tecrübeyle sabit diyor. Tabii ki Abdurrahman Şahin kendi tecrübesini söylüyor Cüneyt. Tamam mı? Ben özellikle bu konuda şunu söylemek istiyorum. Borsada parasını yönettirirken bir insan, yani parasını eğer bir portföy yönetim şirketine vermişse burası çok ayrı. Portföy yönetim şirketlerinin de şey almaması lazım. Yani aracılıktan komisyon vesaire almaması lazım. Değil mi? Şimdi düşünüyorum, geliyor insan. Ya biz birisine verdik, çok güvendiğimiz, batırdı bizi. Ya batırmamasına imkan yok ki. Babana bile güvenmeyeceksin bu piyasada. Sebep, adam çünkü senin paranı yöneteyim diyor. Alıyor 100 bin liranı. Bir günde 100 bin lirayı 5 kere çevirirse 500 bin liralık işlem hacmi. 500 bin liralık işlem hacminden alacağı komisyon belli. Eğer 30-20 gün bunu 500 bin liralık işlem hacmi yaparsan 10 trilyon işlem hacmi. Öyle değil mi? Kesinlikle. Aynı fiyattan alsın satsın. Alsın satsın. Benim para, senin paranı yönetiyorum diye. Ama orada yani benim de. Şimdi orada kötü davrananlar var. Yani bu insan haklı yani. Orada kötü davrananlar var Cüneyt. Yani bu insan şöyle haklı. Ama kendisinin de çok iyi şey yapması lazım. Şimdi o profesyonel yardımın yalnız ben biraz altını açayım. Bugün evet. Para kazanmak hakikaten zor. Her birimizin kazandığı para alın teriyle ve büyük çabayla kazanılıyor. Her bir kuruş da değerli. Hı hı. Profesyonel yardımdan kasıtım benim şu aslında. Hı hı. Bugün bir markete dahi gittiğimizde birçok marketin fiyatını araştırıp o marketteki ucuzluğa göre o mamülü alıyoruz. Evet. Diyelim X markette yoğurt daha ucuz. Bir buçuk lira orada 1.250 evet. Aynı kaliteyse gidip onu alıyoruz. Orada gösterdiğimiz hassasiyeti yatırım yaparken göstermekte biraz çekinceli davranıyoruz. Profesyonel yardımdan kastım şu. Güvendiğiniz uzman veya uzmanlar veya şirketler veya şirket raporlarını önünüze alırsınız. Ama muhakkak kendinizin de bir yatırımcı profili kazanmanız gerekiyor. Bunu hep söylüyoruz. Yani biraz finans okuryazarlığını, bir strateji oluşturmayı geliştir. Hep çabamız bu. Hep de altını bütün yayınlarda çizdiğimiz bu. Yani zarar etmeyi bilmeyen ve zararını kesemeyen para kazanamaz. İlk kural kaybetmemektir. Kazanç zaten arkasından gelir. Sizle de hep konuşuyoruz üstadım bunu. Evet. O bakımdan muhakkak alacak önüne uzman desteğini ama birebir o uzmanın eline vermesi için o uzmanın performansını önce bir görmesi lazım. Onu görene kadar kendisinin de bilinçli olarak yatırımını yönlendirmesi lazım. Bunu yapamıyorsa riskli sayılan hisse senetlerinden uzak durup riskli saydığımız mevduata veya diğer risksiz yatırım fonu vesaire enstrümanlara yönelmesi lazım. Biz bunu hep söylüyoruz. Yani destek almak demek her şeyini teslim etmek değil. Neçede evet. Kar ve zarar sizin cebinize giriyor. O bakımdan evet. Okuryazarlığı arttırmak, strateji oluşturmak, teknik analiz üzerinde çalışmak, bizi dinlerken onların da bizi daha iyi anlamasına sebebiyet evet, verecek. Evet. Ve hangimizin burada bir yarış yok. Herkes bence iyi niyetlidir. Hani bir belki çok spesifik örnekler vardır bilmiyorum ama hı-hı. Burada birçok uzman arkadaşımı tanıyorum. En başta siz senelerdir bu işin önce oluyorsunuz. Ciddi zor bir piyasada yorum yapmaya çalışıyoruz. Yok tabii canım. Yani buraya oturup izleyicilere yön vermeye çalışırken gerçekten kılı kırk yarıyoruz. Ve pozisyonumuz olmadan konuşuyoruz. Yok zaten. Öyle bir zorunluluğumuz da yok. Ne yapacağım bundan sonra biliyor musun? Yani. Şu programın yarısını finansal okuryazarlığa vereceğim. Yani. Şimdi o konuda şey yapıyorum. Yani teknik ayarlama yapabilirsek hakikaten şu şeyde. Bu çok büyük bir aşama olur usta. Herkesin şu beynin içini bir göstereceğim. O beynin neresinde ne oluyor? Aslında sen kendin yönettiğini zannettiğin şeyi kendin yönetmiyorsun. Algıları yönetmek yani, duyguları. Yani biz diyoruz ya davranış finansal okuryazarlık eğitim diyoruz ya. Abi finansal okuryazarlık eğitim tabii ki çok çok önemli. Ama bir noktadan sonra bizi başkası yönlendiriyor. Kukla haline geliyoruz. O beynin içinde bir şey var. Bir adi bir herif var. O yönlendiriyor. Yani bu dalgalara karşı savaştırmaya çalışıyor seni. Onu bir gün sadece tek bir program bütünüyle
Aslında bir psikolog çağırmam lazım onun için. Yani bir davranış psikolojisi. Evet. Algoritmanın içine koymaya çalıştıkları yegane şey bu zaten. Burada çok güzel bir tweet var. Sema Duru atmış. Uzun vade olmak kaydıyla ihtiyacı olmayan bir parayla hisse alanın parası değil sadece zamanı kaybolur demiş. Uzun vade olmak kaydıyla ihtiyacı olmayan bir parayla hisse alanın parası değil sadece zamanı kaybolur demiş. Şimdi parası kaybolmaz, zamanı kaybolur ama tam olarak ben ilk başta şey anladım bunu, şey algıladım. Yani uzun vadeli yatırım yapmazsa kazanılmaz bu piyasada. Anladım. Hakikaten her gün bir şeyi yakalayayım diye uğraşırsan burada tamam yakalarsın. İki tane, üç tane kar edersin. Arkasından iki tanesi götürür. Yani zaten iki türlü hisse senedinde kazanç vardır üstadım. Alırsınız uzun vadeli, hem temettü getirisinden faydalanırsınız. Hem de hisse büyüdükçe, öz sermayesi büyüdükçe fiyatına da yansıyacağı için değer artışından faydalanırsınız. Ya da kısa vadeli alsat yaparsınız. İşte zor olan kısım kısa vadeli yapılan alsatlarda. Evet. Orada çok iyi bir strateji geliştirmek gerekiyor. Kesinlikle. Turgut Polat diyor ki Forex aracı kurumlarının müşterileriyle sorunlarını ve hep kendilerine doğru kurallar koymalarını ve bunun gibi daha nice sorunları tartışmak için küçük yatırımcıyı konuk edebilirsiniz, çok iyi olur diyor. Evet, Forex'te de yaşadığı tecrübeleri anlatmak isteyenler varsa buyursunlar, gelsinler. Alacağım konuk. paranirotası@gmail.com adresine mail göndersinler. Ve burada herkes kendi tecrübesini anlatırsa damdan düşenler çok daha iyi bir şekilde mesaj vermiş olacağız. Çünkü o çok daha etkili oluyor. Mesela ben şuradan bir şey aldım, sakın oradan alma diyorsun. Ben şuradan bir peynir aldım, alma deyince bu çok etkili oluyor. Veya ben şuradan bir peynir aldım, acayip güzeldi deyince o da çok etkili oluyor. Mehmet Rıfat Turan diyor ki üstadı yakalamışken biraz da Viyop konuşsun istiyoruz ama artan AP'leri, vade sonunu vesaire vesaire. Evet. Şu an biliyorsun 175 bin açık pozisyon var. 3,5 gün kaldı vadenin bitmesine. Ve şu son 2-3 günde bayağı bir volatilite olabilir değil mi Cüneyt? Kesinlikle volatil seanslar olacak. Yukarı ve aşağı yönlü. Ama endeksin yönü yukarı oldukça kontratların kapanışını yukarıdan yapmak isteyebilirler. Ama kapanışlara doğru sert hareketlere karşı hazır olmakta fayda var. Bir de bu pozisyon noktasında, bu pozisyona çok bakarak Viyop'ta, yani vadeli tarafta işleme konsantre olmamak lazım. Çünkü o pozisyonların karşılıklı olabileceği unutulmamalı. Evet. Net pozisyonların gösterildiği veya o şemanın net pozisyonu gösterdiği anlar bence bir seneye böldüğümüzde çok sınırlı zamanlar oluyor. Evet, çoğu zaman aracı kurum bir başka yerde alıcı, bir başka yerde satıcı olabiliyor. Yani o pastanın, o dağılımların bize çok net fikir verdiğini söyleyemem. Ya da ben kendim onu net olarak, fikir olarak bakmam. Seviye bazlı bakarım. Anladım. Ama volatil seanslar yukarı yönlü bir piyasa, yukarı yönlü bir piyasaya giderken kontratlarda vade değişimi, eğer inanıyorsanız vade değişimi yaparak bu kontratları kapatımını bekleyebilirsiniz. Ama düşeceğine inanıyorsanız realize edersiniz. Cüneyt, çok teşekkür ediyorum. Çünkü süremizi aştık şu an. Yine gelecek hafta herhalde bir aksilik olmazsa Perşembe günü yine seninle birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Paranın Rotası'nı izlediğiniz için. Dediğim gibi tecrübelerinizi paylaşmak istiyorsanız bize yazın ve gerçekten taşın altına elinizi siz de sokun diyoruz. Ve kendine güvenen, ben piyasayı iyi bilirim diyen arkadaşlar da bekliyoruz. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.